Değerli izleyenler, hükümetten emekliye aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi adımı ve intibak zammı adımıyla göz kırptı. Hükümetin bu yola gitmesi, özellikle toplumsal desteği diri tutmak, bundan sonraki herhangi bir seçim kompozisyonunda hükümetin elini güçlü tutmak amacıyla yapılan çalışmalar. Aslında hükümetleri diri tutan ve hükümetlerin devamlılığını sağlayan bu mikro uygulamalardır. Çünkü yaptığınız çalışmalarda ve her türlü akrasyonda tabii ki önemli bir rol ve önemli bir atak gerçekleşmektedir. Hükümetin emekliye, yani bu oranların yükseltilmesi adımıyla açacağı bu açılımda gerçekten epey bir mesafe alınacak ve bu mesafe neticesinde emekli bu serzenişlerini, bu üzüntülerini tabii ki yerini sükunet ve mutluluk alacak. Bunun için mutlaka adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlar çok mühim. Yani normal zamla, yani emeklinin normal maaş zammıyla, normal zamla bu seviyeye gelinmesi gerçekten çok zor. Ve bu konuda da değerli izleyenler, işte önemli olan ne deniyor? Önemli olan yapıcı ve sonuç alıcı adımlar. Şimdi nereden sorarsanız sorun. Eğer emekli sorununu hükümet bu sorunu ele almasaydı zaten ümitli olmazdım. Ama aylık bağlama oranlarındaki, evet, aylık bağlama oranlarındaki bu yükseklik, bu farklılık çok önemli bir yer arz ediyor. Yani bu artış çok mühim bir yer arz ediyor. Çünkü bu artışlar gerçekleşmese, bu oranlarda bir artış olmamış olursa, bu gerçekten faydası çok cılız ve emekli maaşını gerçekten belli bir seviyeye getirmemiş bir zam olacaktır. Bu vesileyle çok önemli ve verimli bir döneme geçilmesi açısından artık bu konuda adımların atılması vaktidir. Ve hükümet de aylık bağlama oranlarında 2000 öncesi döneme geçişle ilgili sinyaller vermiş ve bu gerçekten büyük bir umut ve büyük bir heyecan oluşturmuştur daha doğrusu. İşte bu heyecan yerini tabii ki niye bırakıyor? Artık bir adım atılsın, artık bu işe bir sonuç gelsin, bir neticelensin düşüncesi ortaya çıkarıyor. Bu gelişmeler neticesinde tabii ki hepimizin isteği de bir an önce bunun sonuçlanması. Değerli izleyenler, inanın bu konuda gerekli bütün çabalar, tüm emekler, her türlü akrasyonlar ve çalışmalar olumlu bir seviyede ilerlediğinden hepimiz de bu konuda yapılacak bu aylık bağlama oranındaki artışın miktarına odaklandık. Evet değerli izleyenler, bu işin miktarına odaklandık ve bu miktar beni gerçekten heyecanlandırıyor. Yani bu miktar hem heyecanlandırıyor hem de tabii ki bu konuda beni neler yapılması gerektiği yönünde belli bir portföyde şekillendiriyor. İsteğim odur ki bir an önce bu konuda sağlam ve önemli verilerin ortaya çıkması ve bu ortaya çıkan veriler neticesinde sonuç alıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Her zaman da bunu bu şekilde gördüm ve görmeye de devam edeceğim değerli izleyenler. Sizlerin de tabii ki burada düşünsel durumları ve neler düşündüğünüz sonuçlar, bu konuyla alakalı sizlerin fikirleri benim için çok önemli. Bu fikirleri aldıkça ve bu fikirleri tabii ki değerlendirdikçe çok önemli ve verimli bir çalışma ortaya çıkıyor. Aylık bağlama oranı deyip geçmeyin. 2000 öncesindeki bir maaş, emekli maaşı 2800 diyelim. 2008 sonrası maaş neye dönüyor biliyor musunuz? 1950'ye düşüyor. Aradaki farkı siz düşünün.
Bu kadar muazzam bir fark gerçekten incitici. Ama çözümsüz bir durumda yok gibi. İşte bu düşüncelerle, bu duygularla, bu hükümetin aylık bağlama oranına endekslenmesi, eğilmesi, önem vermesi, çalışması benim gerçekten hoşuma giden bir durum. Bu gibi hususlar ve çalışmalar incelenmez ise ve bunlarla ilgili olumlu adımların peşi takip edilmez ise bu gerçekten üzücü ve düşündürücü bir durum teşkil edecektir. Her zaman, her yerde ve her dönem bu yapılan çalışmalar yerini faydalı ve gerçekten çözüme katkı sunan bir dönemin başlangıcı ortaya çıkaracaktır. Her zaman pozitif ve nasıl diyelim, bu işte sonuç alan öğeleri ortaya çıkarmak, bu işte emeklinin maaşını artık aylık zamların merhametine bırakmayacak adımlarla ortaya çıkmak gerçekten çok mühim. Bu vesileyle her adım, her yapılan çalışma, her alanda bu gibi güzel adımlar bizleri mutlu etmekte ve gerçekten onur duyurmaktadır. Emeklinin intibak zammı ile ilgili çalışmalara bu kadar üst seviyede ilgilenmemizin en büyük nedenlerinden birisi gerçekten çok ama çok faydalı ve çok etkin bir döneme geçilen dönemde her şeyde çabalayan ve emek harcayan bir portföyde davranmamızdandır. Evet değerli izleyenler, her zaman ve her dakika yapılan tüm çalışmalarda, tüm emeklerde emekli mutlu olmaktadır. Yani hükümet bu çalışmaları en azından ilan etse, daha çok insanlarımıza duyursa, bu çalışmalardaki pozitif hava gerçekten çok büyük bir hava getirecektir. Evet değerli izleyenler, şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Her zaman ve her yerde çok yapıcı ve evet etkin bir adım atmak çok önemli. Emekli için de intibak adımını bu yönde atmak her zaman evet çok önemli ve yerinde. Bizlerin de evet, bizlerin de bu yönde davranması çok mühim. Her zaman ve her yerde bu yapıcı çalışmayı yürütmek ve bu katkıya destek vermek hepimiz için önemli. Evet değerli izleyenler, değerli emekliler. Bu çalışmalar sonuçlandıkça ve ilerledikçe bizler için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Ve bu konuda da inşallah bu mutluluk vesilesi daha iyi şartlara da gelecek. Ve önemli şartlar neticesinde bu da tabii ki bizleri mutlu edecektir. Her zaman ve her dakika bu yapılan çalışmalar hepimizi evet mutlu edecek adımların başlangıcı olacaktır. Evet değerli izleyenler, emeklinin iki temel sorunu, aylık bağlama oranı ve intibak konusuna değindim. Ve bu konularla ilgili her zaman ve her dakika güzel ve netice alıcı yayınlarımıza devam edeceğim. İstiyorum ki net ve sonuç alıcı adımlar bir an önce şekillenir ve sizlerle en kısa zamanda paylaşılır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize anlayışınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Saygılarımla.